Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin 35. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde haz ilkesi ve ötesini konuşmaya devam edeceğiz. Bir önceki bölümde haz ilkesinin ötesini, tekrarlama kavramını ve ölüm dürtüsünü konuştuk. Ve sonuç olarak geldiğimiz noktada iki tür dürtü çeşidinden bahsetmenin mümkün olduğunu söyledik. Bir yanda haz ilkesi doğrultusunda çalışan yaşam dürtüleri var ki Freud bunları Eros olarak da adlandırıyordu. Diğer yanda ise ölüm dürtüsü var ki Freud buna Thanatos da demişti. Tabi Eros ve Thanatos antik Yunan tanrıları ve Freud burada yine antik Yunan geleneğine bir atıfta bulunuyor. Freud bize bunların arasında basit bir karşıtlık olmadığını ve bu iki kökensel dürtünün yani yaşam ve ölüm dürtülerinin birlikte etkileri ve karşılıklı etkileşimlerinin hayatın tezahürlerinin çok renkliliğini açıklayabileceğini söylemişti. Bunun çok önemli bir değini olduğunu düşünüyorum ve Freud bunu 1938 yılında kaleme aldığı sonlu ve sonsuz analiz metninde söylüyor. Yani Freud ölmeden bir yıl önce yazdığı en son metinlerden bir tanesinde bunu söylüyor. Ve bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Freud'un öğretisinin en sonunda yaşam dürtüleri ve ölüm dürtüleriyle ilgili söylediği bu söz ve bunların arasında bugün akademide sıkça karşılaştığımız gibi basit bir karşıtlık olmadığını söylemesi çok kritik bir öneme sahip. Peki Freud'un bıraktığı bu yerden bu meseleyi nasıl anlamak gerekiyor? Nasıl oluyor da yaşam dürtüleriyle ölüm dürtüleri, Eros'la Thanatos, Hazla acı bu kadar birbiriyle karşılıklı bir ilişki içerisinde olabiliyor. İşte bunun için uğramamız gereken yer Lacan. Çünkü Lacan'ın bir kavramı var. En meşhur kavramlarından bir tanesi Juisans kavramı. Ve işte Lacan aslında Juisans kavramıyla bize Freud'un ölüm dürtüsünün öznede nasıl tezahür ettiğini gösteriyor. Lacan, ölüm dürtüsünü ve haz ilkesinin ötesini en çok önemseyen psikanalistlerden birisi ki tüm bu meselelerden ötürü 11. seminerinin başlığı da olan psikanalizin dört temel kavramından birinin tekrarlama olduğunu söylüyor. Diğer üçü ise şuydu, kısaca hatırlatayım. Bilinç dışı, aktarım, dürtü ve tekrarlama. Ölüm dürtüsüyle bağlantılı olan tekrarlama zorlantısının Psikanalitik klinik için oldukça önemli olduğunu ve kendisini psikanalist olarak adlandıran herkesin bu boyutu hesaba katması gerektiğini söylüyor Lacan. Bir öznenin semptomlarındaki ısrarını, acı verici deneyimlerin peşinden tekrar tekrar gitmesini ve kendi kendini sabote etmesini başka türlü açıklayamayız Lacan'a göre. Az önce de değindiğim gibi, haz ilkesinin ötesini daha iyi anlamak için Lacan'ın meşhur bir kavramını anlamamız gerekiyor yani jouissance kavramını. Jouissance, Lacancı psikanalizin en önemli ve bir o kadar da kafa karıştıran kavramlarından birisi. Genelde jouissance kavramı Türkçe'de olduğu gibi bırakılıyor. Çünkü bu kavramı karşılayan direkt bir karşılık yok. Bazı yerlerde haz, bazı yerlerde zevk olarak çevrildiğini de görebilirsiniz. Ama bu iki kavram jouissance da jouissance'ı karşılamakta yetersiz. Jouissance'ın İngilizce karşılığı olarak ise enjoyment kavramı öneriliyor. Enjoyment'ın Türkçesi de keyif. Enjoyment ise İngilizcede hem keyif anlamına geliyor hem de yasal olarak bir haktan yararlanmak anlamına geliyor. Jouissance kavramı aslında bu iki anlamı da içeriyor. Fakat Fransızca'da Jouissance'ın bir anlamı daha var. O da orgazm. Yani İngilizcedeki enjoyment kelimesinde eksik olan bir karşılık söz konusu burada. Jouissant sözcüğü Fransızcadaki jouir kelimesinden türetilmiş bir sözcük ve bu sözcük hem keyif almak hem de orgazm olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla tüm bu anlamları yani keyif almak, bir haktan yararlanmak ve orgazm olmak anlamlarını karşılaması ve basitçe zevk, keyif, haz anlamlarına gelmemesi nedeniyle jouissance'ı olduğu gibi bırakmak şahsen benim de tercih ettiğim bir seçenek. Bu kavram, Lacan'ın öğretisi boyunca kullanılan en temel kavramlardan birisi olmakla birlikte, zaman içerisinde ve bağlama göre zaman zaman farklı anlamlarda kullanılıyor. Yavaş yavaş size Lacan'ın öğretisinde bu kavramın nasıl kullanıldığını aktarmaya çalışacağım. Bu kavram, her ne kadar özellikle Lacan'ın geç dönemlerindeki en önemli terimlerinden birisi olsa da, Lacan erken dönemlerinde bile bu terimi kullanmaya başlıyor. Jouissance kavramını ilk kez 1953-1954 yılında verdiği birinci seminerinde kullanıyor. Fakat bu tarihte henüz bu kavram Lacan için önemli bir kavram değil. Psikanalist tarihinde ise ilk kez Lacan'ın kullandığı bir kavram. Yani Lacan'dan başka, Lacan'dan önce diyelim daha doğrusu, Jouissance kavramı psikanalizde kullanılmamış bir kavram. Almanca'da aslında bu kelimenin bir karşılığı var. O da genus. Fakat bu Freud'un tercih ettiği bir terim değil. Lacan bu terimi Alexander Kojev'den, dolayısıyla filozof Hegel'den esinlenerek, etkilenerek kullanıyor. Bu sıralarda birinci seminer sırasında Lacan bu kavramı haz kavramına çok yakın bir anlamda kullanıyor. Ve henüz spesifik bir anlama sahip değil. Yani Lacan açısından bir önemi yok. Bu kavramın nereden geldiğini söylüyorum çünkü Lacan'ın kimlerden ve hangi geleneklerden etkilendiğini göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Lacan'ın öğretisinin üzerinde Hegel'in bir etkisi olduğunu, dolaylı olarak da Kojev'in bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Devam edelim. Lacan 1956-1957 yıllarına geldiğimizde dördüncü semineri olan Nesne İlişkisi adlı seminerini veriyor ve burada jouissance kavramını masturbasyon kavramıyla birlikte kullanmaya başlıyor. Bu kavramın kullanılmasıyla ilgili oldukça önemli bir dönüm noktası. Çünkü Lacan jouissance kavramına cinsellik boyutunu eklemiş oluyor. Burada jouissance orgazmın verdiği hazla eşitlenmiş bir şekilde kullanılmış olsa da yani ihtiyaç boyutuyla ve biyolojik tatminle ilişkili olarak sadece kullanılmış olsa da cinselliğe yapılan atfın İlk kez burada ortaya çıkması bu kavramda önemli bir nokta. 1958 yılına geldiğimizde ise Lacan kaleme aldığı Remarks for a Congress on Feminine Sexuality metninde cinsel soğukluktan bahsediyor ve bunu şöyle tanımlıyor. Klitoral, jouissance'ın yokluğu. Her ne kadar sonrasında jouissance kavramı çok daha sofistike anlamlara gelecek olsa da Lacan için orgazma yapılan atıf hiçbir zaman tam anlamıyla ortadan kalkmıyor. Yani Lacan ne zaman jouissance derse, orgazmına bir bağlantısı olan bir kavram olarak kullanıyor. Ama görüyorsunuz, henüz 4. seminer düzeyinde jouissance'ın çok da karmaşık bir anlamı yok. Sadece orgazm anlamına geliyor ve hazla ilişkili bir kavram olarak kullanılıyor. Aslına bakarsak, bu noktaya kadar Lacan'ın jouissance kavramına eklediği pek de yeni bir şey yok. Ama her şey 1958 tarihinde yani Lacan'ın 5. semineri olan Bilinç Dışının Oluşumları adlı seminerinde değişmeye başlıyor. Lacan burada devreye yepyeni bir ayrım sokuyor. Arzu ve Jouissance arasındaki ayrımı kastediyorum. 26 Mart 1958 tarihli derste Lacan şöyle söylüyor. Özne basitçe arzusunu tatmin etmez. O arzulamaktan keyif alır ve onun Jouissance'ının temel boyutunu teşkil eden şey budur. Yani Lacan'a göre arzu basitçe nesneye yönelen bir hareket değildir. Çünkü öyle olsaydı nesne ele geçirildiğinde arzu ortadan kalkardı. Arzu biterdi. Arzu daha ziyade bir itici güçtür. Bir tür motor forstur. Bir şeyler istememizi, bir şeyler talep etmemizi, bir şeylerin peşinden koşmamızı güdüleyen bir güçtür. Ve bildiğimiz üzere arzuyu tatmin edecek bir nesneden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü arzu ilksel bir eksikle ilişkilidir ve onu dindirecek, onu durduracak, onu sonsuza kadar tatmin edecek bir nesne, bir öteki yoktur. Dolayısıyla arzulayan özne imkansız bir görevle karşı karşıyadır. Hangi nesneyi elde ederse etsin, kim tarafından sevilirse sevilsin, tatmin olmayacaktır ve sürekli hareket halinde olacaktır. Bunu şöyle anlayabilirsiniz, somutlaştırmak adına söyleyeyim size. Hangi kitabı okursanız okuyun, hangi filmi izlerseniz izleyin, hep daha hayal edersiniz. Filmi izlersiniz, sonra çıkıp ekşi sözlüğe girersiniz, filmle ilgili yapılan yorumlara bakarsınız. Sonrasında bu filmle ilgili yazılmış bir takım makaleler var mı? Bir takım sinema yazarları bununla ilgili yorum yapmış mı diye incelersiniz. Ve orada yaptığınız incelemeler sizi belki de başka yeni bir filmle ya da bir öğretiyle karşılaştırma imkanı doğurur ve oradan aslında arzunuzun yönünde ilerlediğiniz müddetçe yeni bir takım karşılaşmalarla, yeni bir takım şanslarla buluşabilirsiniz. Dolayısıyla arzuyu böyle anlamak gerekiyor. Basitçe bir nesneyi ele geçirmek değil, istediğinizi elde etmek değil. Çok daha fazlası, çok daha ötesi. Her elde ettiğiniz şeyin yeni bir tür elde etme isteği uyandırması. Dolayısıyla arzuyu sonsuza dek sürecek olan bir hareket hali olarak düşünmek mümkün ve özne bu hareketin kendisinden keyif alır diyor Lacan. Yani Lacan arzulamaktan doğan bu artı unsura bu keyfe jouissance adını veriyor 5. seminerde. Jouissance Lacan'a göre arzulama hareketinin daha doğrusu arzunun imkansız olmasının ve hiçbir zaman tatmin bulamayacak olmasının sonucunda ortaya çıkan bir tür paradoksal keyif. Bilmiyorum dikkatiniz çekiyor mu? Fakat bu keyfin basit bir has ya da nesneyi ele geçirmenin sonucu olarak ortaya çıkan bir tür doyum, tatmin olmadığının altını çizmek istiyorum. En baştan itibaren imkansızlıkla damgalanmış bir unsurdan doğan bir tür artı keyif burada söz konusu olan. Ve oldukça paradoksal bir keyif. İşte Lacan'a göre arzuyu sürdüren şey Jouissance ve bu sonsuz döngüden alınan bir tür keyif. Lacan'ın Kaygı başlıklı 10. seminerine geldiğimizde ise Jouissance'la ilgili fikirleri ve özellikle Jouissance'ın arzuyla olan ilişkisiyle ilgili fikirleri bir miktar daha değişiyor. Ama bu bağlamda biraz ileri bir okuma olacağı için buraya değinmeyeceğim. Ama şöyle toparlayabiliriz. En başlarda cinsellikle ilgisiz gibi görünen bir keyfe, bir hazza işaret eden jouissance, Lacan'ın öğretisinde zamanla orgazm ve mastürbasyon gibi ihtiyaçlarla ilişkilendirilmiş ve son olarak da tatmin edilmesi mümkün olmayan ve biyolojik ihtiyaçların ötesinde konumlanmış olan arzuyla ilişkili olarak ele alınmıştır. Arzulama hareketinin kendisinin arzu nesnesine erişmenin, ulaşmanın imkansız olmasının bir tür jouissance ürettiğini Lacan ortaya koymuştur. Peki o zaman şunu konuşmak gerekiyor bu noktada. Jouissance'ın hazla arasındaki fark ne? Ne oluyor da haz diye bir kavram varken, keyif diye bir kavram varken Lacan işin içine jouissance kavramını dahil ediyor? Bu sorunun cevabını bir sonraki bölümde arayacağız. Bir sonraki bölüm 9 Ekim'de gelecek. Görüşmek dileğiyle.